Evet. Merhaba Melike. Merhaba Murat Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Tüm arkadaşlar, Nasılsınız? sizler de hoş geldiniz. Evet. Evet sevgili konuklarımız, bugün sevgili hocamız Murat, hocamızla birlikteyiz Murat Buyruk'la. Hocamız çok kıymetli. Bir tesadüf eseri demeyeceğim çünkü biliyorum ki hocam tesadüf diye bir şey yoktur. Ben talep ettim, düşündüm. Sizlerle de yolumuz kesişti. Evet sevgili Murat Hocam, benim hem kurumlara hem çocuklara verdiğim eğitimlerde katkıları çok büyük oldu. Tam da düşünce enerjisi nedir? Bunu daha nasıl iyi yapabilirim dediğim bir noktada müzik frekanslarla ilgili çalışmada kendime bir yol ararken sevgili Murat Hocamız karşıma çıktı. Hem kitaplarım, evet hocam kitaplarınızı da ben göstermek isterim. Allah nereye bakarsan bak Allah orada ve Tanrı Allah'ın neresinde. Bunlar da gerçekten bu yolculuğumda bana çok şey kattı. Hep bütüne bakmak lazım değil mi değerli hocam? Tabii yani biz nefs algısında, benlik algısında çok sınırlı seyrediyoruz ama çok daha geniş seyredebilirsek. Tabii burada insanın kendini tanıması çok önemli ama biz kendimizi tanımıyoruz. Yani insanın aslında bilinç varlık olduğunun farkında bile değiliz. Biz kendimizi et kemik zannediyoruz ve o sınırda işte yarattığımız illüzyon esiri olarak işte okuyacağım, çalışacağım, para kazanacağım, rahat edeceğim, iyi geçineceğim, bir ev daha alacağım, bir araba daha alacağım, aman yaşlanınca rahat edeyim ya da işte bir takım çalışmaları yapayım da ölünce cennete gideyim, orada rahat edeyim. Hep nefs var. Yani bu bütünlüğü yaşamacak noktayı bir türlü algılayamıyoruz. Önce bunu kavrasak ondan sonra zaten düşünerek her an bir sonraki anımızı nasıl yarattığımızı da göreceğiz. Tabii o zaman işte beynin ne kadar önemli bir makine olduğunu fark edeceğiz. O zaman akletmeyi, düşünmeyi öğreneceğiz ki Kur'an'da dikkat ettiyseniz 160 küsur ayette geçiyor düşünmez misiniz, akletmez misiniz diye. Evet. Ama ne yazık ki insanoğlu bunun farkında değil. Yani biliyorsun son yıllarda artık insanın da et kemik değil bir enerji olduğu, frekans olduğu ortaya çıktı. Bu bilimsel olarak da bize aktarıldı. Tabii bunu nasıl değerlendiriyoruz? İşte bunları iyi değerlendirebilmek, bunu en güzel şekilde kendi seyrimizi değiştirecek noktaya taşımamız gerekiyor. İşte ben de bu sistemi anlatabilmek için yıllardır biliyorsun seminerler veriyorum. Ve Evet. bunu daha üst noktalara taşıdım. Yani sadece işte seminerlerde bilgi almak ya da işte bir takım kelimelerin tekrar ve kendimizi dönüşümü yapmanın ötesini daha hızlandıracak şekilde işte müzik, renk ve frekans terapilerini oluşturduk. Sen de Evet. bunlara katıldın zaten, Evet. deneyimledin. Hatta bunlardaki dönüşümü kendin de gördün. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Zaten bu konuda sana sözü bırakacağım. Bir anlat bakalım. Evet. Kendinde neler yaşadın? Yani bu terapilere katılarak kendinde neleri gördün? Ne Evet. dönüşümler, ne değişimler oldu? İnanılmaz değişimler oldu. Öncelikle düşünce ile ben başlamak isterim. Sizlerle ilk görüşmemizde, MTB Akademi'de sizlerle ilk görüşmemizde düşündüğüne hep dikkat et. Düşünce enerjisi frekansından bahsetmiştiniz ve dediniz ki işte 60 ila 90 bin düşünce enerjisi her gün üretiyoruz ve bunun genellikle %90'ı da olumsuz. Evet. Bu tabii inanılmaz bir farkındalık yarattı. O günden itibaren tabii bu işlerin, bu çalışmaların içindeyiz ama bu gözle bakıldığında zihnimize düşen her düşüncenin inanılmaz bir enerjiye sahip olduğuna ve ışık hızından daha da hızlı olduğunu gördüğümüzde, bilimsel verilerle gördüğümüzde tabii işin boyutu daha da gelişiyor. Bu birinci farkındalık ama sonrasında sizlerle teker teker bütün çalışmaları, esmaları, renk terapisini, müzik terapisini hepsini deneyimledim. Yaklaşık 6 aydan fazla bir zamanda da bunlarla ilgili çalışıyoruz. Ben de bunları şimdi her alanda hem söylüyorum hem de aktarıyorum. Şimdi burada tabii ilk geldiğimde o enerjisel anlamda kendimde hissettiğim ve anında tabii bunu fark ediyorsunuz. Yani o MTB Akademi'nin dışına çıktığımda oradaki enerji değişimi sizlerle bile konuşmak ve hemen arkasından o düşünce sisteminde yaptığımız farkındalık ve olumlu düşünmeye geçmek inanılmaz fark ettiriyor. Yani bu bir kere anında başlıyor. Ben bunu aslında şöyle dedim. Şimdi
Bunlarla ilgili çalışmalar da bu 6 aylık süre sonucunda aslında bir anlamda yeniden doğuş oluyor. Tabii tercih Değil değişiyor, mi? program değişiyor. Evet. Yani eski kalıplar kırılıyor, eski program ya da eski program üstündeki virüsler temizleniyor. Hem eski programın daha iyi kullanılacak hale gelmesini sağlıyoruz, hem de yeni programlar yükleyerek onların daha sağlıklı bir şekilde açığa çıkmasını sağlıyoruz. Aslında biz sağlamıyoruz, bunu siz yapıyorsunuz. Yani biz burada aracı oluyoruz. Çünkü her şey insanın kendinden kendine, ama tabii insan nasıl değiştireceğini, dönüştüreceğini bilemiyor. Yani insan olumlu düşündüğünü zannederken bile olumsuz düşünüyor. Farkında bile değil. Hele bizim toplumumuzda bu çok daha baskın bir şekilde. Yani çünkü bir yokluk bilinci var, korku var, sıkıntı var. Hep bu yerleşmiş ve hep bunun üstünden düşünceleri açığa çıkartıyoruz ve bunun doğru olduğunu zannediyoruz. Bu bizim zannımız. Ama farkında değiliz ki işte burada zaten bilinç varlık olduğumuzu göremiyoruz. Yani üst bilinç nasıl çalışıyor, bilinçaltı nasıl çalışıyor, ikisinin arasındaki kombinasyon nasıldır? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani Evet. düşünmenin ne olduğundan bile haberimiz yok. Düşünceyi her zaman kullanıyoruz. Nasıl kullandığımızın farkında bile değiliz. Yani aslında bu sistemin nasıl işlediğini bilmiyoruz. Yani Allah sistemini kavrayamadık, ama şah damarından yakın diyor. Bu sistem senin üstünde işliyor. Ve ne ekersen onu biçeceğin kesin. Bu değişmiyor. Yani çünkü doğru yanlış bizim göreceğimiz de var. Allah'ın sisteminde doğru yanlış, iyi kötü, güzel çirkin yok. Ki biliyorsun alemleri açıp anlattığımda da bunu daha güzel Evet. algılayabiliyoruz. Daha Evet. güzel yerine geliyor. İşte kişinin önce kendindeki dönüşümü yapması lazım. Ve kendindeki dönüşümü yapması için de bunu beyinde yapması gerekiyor. Çünkü beyin hem bedeni yönetiyor, hem de yaşam akışını devam ettiriyor ve yönetiyor. Yani düşüncelerle hem beden algımızdaki sağlık, iyilik, hastalık ne varsa oluşturuyoruz, hem de yaşam akışı buna göre de buna paralel olarak da devam edip gidiyor düşüncelerimize göre. Ama biz bunun farkında değiliz. İşte bu programı nasıl değiştirebiliriz? Bunu iyi öğrenmemiz lazım. Yani beynin yapısı nasıl? İşte hücreler arasındaki nöron bağı, hücrelerden, o nöron bağı yapan hücrelerden açığa çıkan frekanslar nelerdir? Aslında esma olarak işaret edilenin bunlar olduğunu anlayamıyoruz. Esma'ya isim dedik ve orada bıraktık. Sanki yukarıdaki Evet. Tanrı'nın diğer isimleri gibi anladık. Aslında muhteşem bir bilim var. Ama biz bunu anlayamıyoruz. Yani ilimle bilimi iç içe getirip bir türlü kullanmasını beceremedik. Ve biz de ne yaptık? Burada bu frekansları en güzel şekilde kişiye özel olan programı ayarladıktan sonra subliminal denilen teknikle, yani müzikle yükleme. Aynı zamanda da işte VR gözlükte, biliyorsun renk terapisi dediğimiz, yani VR gözlük takılarak 3 boyutlu bir seyir oluşturuyoruz. Evet, birazdan Şimdi onlara VR da gözlüğü niye geleceğiz. kullanıyoruz? Evet. VR gözlüğü niye kullanıyoruz? Yani o gözlükte sen bir sürü film seyrettin. Yani film derken renk akışları var. Bir sürü şekillerin içinde muazzam bir kombinasyon. Her terapide de farklı izliyorsun zaten. Her Evet. terapide farklı olarak veriliyor. Şimdi orada 16 milyon rengin birbirinin içindeki işleyişi var. Aslında renk dediğimizde yine esma bileşimleri. Yani orada muazzam bir esma okyanusu var. Ve sen de esma terkibi olduğun için, yani frekans terkibi olduğun için, o seyirde senin tüm enerjin dengelenirken çok önemli bir nokta var. Epifiz bezini aktif ediyoruz. Şimdi epifiz bezi nedir? Bunu birçok arkadaşımız biliyor, ama ben bir kere daha tekrarlayayım. Epifiz bezi aslında burada bulunan bir bez. Onun bir salgısı var. Bu salgı aslında bizi beden algısından kurtaran, sistemle bütünlüğü yaşatacak olan salgı. Bu ne zaman ortaya çıkıyor? Dikkat ettiyseniz Kur'an'da da gece ibadetinden bahseder. Ne kadar önemli olduğundan. Bunu bilimsel olarak açtığımızda gece saat 11 ile sabaha karşı 5 arasında epifiz bezi çalışıyor. Ama uyuyup uyandığımız zaman çalışıyor. Yani uyuduk 10 dakika daha uyusak, uyandığımız anda epifiz bezi çalışıyor. Şimdi bizi benlik algısını bize yaşatan ve vehimleri, evhamları, vesveseleri ortaya çıkartan beyindeki yine amigdala dediğimiz organ. Beynin arka tarafında badem büyüklüğünde bir organ. Bu aslında bizdeki vehmi benliği oluşturuyor. Yani korkuları, vehimleri, vesveseleri, evhamları, korkuları oluşturuyor. Amigdaladan açığa çıkan bu frekansı dengeleyen de epifiz bezinin frekansı oluyor. Epifiz bezi aktif olduğu anda benlik algısından çıkıyorsunuz ve o zaman düşündüğünüz her şeyin daha hızlı size dönüşümünü sağlayabiliyorsunuz ve daha olumlu şekilde ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. İşte bu renk terapisinde de biz sizdeki epifiz bezini aktive ederken aynı zamanda işte kulaklıkla da müzik dinletiyoruz, biliyorsun. Ve o Evet. müzikte de işte dinlediğiniz müziğin zaten tüm frekansları ayarlanmış oluyor. Ve onun altında da size hazırladığımız programdaki frekans oluyor. Yani sizin beyindeki programınızı değiştiriyoruz. Epifiz bezi de aktif olduğu için bu programın çok hızlı işler hale gelmesini sağlıyoruz. Zaten ne diyorsun?
çıktıktan sonra MTB Akademi'den, Evet. terapiden çok daha farklı seyrediyorum diyorsun. Çünkü senin programın değişiyor. Ve bunun kalıcılığını sağlamak için da senin elinde. Ondan sonra da sana verdiğimiz evde ya da yolda, sokakta yapacağın çalışmalar var. Bunu belli bir süre devam ettirdikten sonra bu senin zaten yaşam formun oluyor. Ve bu senin alışkanlığın haline geliyor. Yani bilinç bu anlamda çalışmaya başlıyor ve muhteşem bir seyir başlıyor. İşte bunu da en hızlı ve en kolay yapabilecek şekilde dönüştürdük. Zaten müzik, renk ve frekans terapisini MTB Akademi'den başka yapan hiçbir yer yok. Yani Türkiye'de değil, dünyada yok. Müzik terapisi yapılabiliyor, renk terapisi yapılabiliyor. Ama müzik, renk ve frekans üçünü bir arada yapan bizden başka kimse yok. Yani bu zaten yılların çalışmasıyla bu noktaya geldik. Hani bu 5 dakikada ortaya çıkan bir şey değil. Yani benim penceremden baktığınızda 35-36 senemi verdim. İşte burada biliyorsun Fatih arkadaşımızı da tanıyorsun. Yani müzik konusunda onun ne kadar hakikaten üst derecede olduğunu biliyorsun. O da kaç yılını vermiş? İşte teknik üniversiteyi bitirmiş, Amerika'da master yapmış. Yani altyapısı bu anlamda da bilimsel olarak çok sağlam. İşte burada ilimle bilim birleştirerek çok daha muazzam bir dönüşüm sağlayacak çalışma ortaya çıkarttık ve bu anlamda hizmet veriyoruz. Aslında hala bunun tam olarak farkında değil insanlar. Yani hala zannediyorlar ki işte MTB Akademi'de Murat tasavvuf anlatıyor, din anlatıyor. Halbuki hiç alakası yok. Muazzam bir bütünlük anlatılıyor ve dönüşüm anlatılıyor. İnşallah bunu fark edecek insanlar da ve yavaş yavaş kendilerinde bu dönüşümü yaşayacak noktaya getirecekler. Ki sen de bunlardan bir örneksin. Evet, burada aslında çok inanılmaz bir şey yapıyorsunuz. İlimle, dediğiniz gibi ilimle bilim bir araya geldi. Ve bunu deneyimlemek çok güzel. Yani ben de hep bu eğitim hayatım boyunca yani pek çok kurumlardan aldığım pek çok kişiyle tanıştım ama hep bir şey eksik kaldı. Hep bir şey eksik kaldı. Eksik kalınca da hocam tam dönüşüm olmuyor zaten. Maalesef. Kalıcılık olmuyor. Şimdi Maalesef öyle. burada bu frekanslar yani düşünce enerjimiz aslında hepimizin bir parmak izi gibi değil mi? Hepimiz bir titreşim Aynen öyle. yayıyoruz. Yani her an düşünerek bir sonraki anımızı yaratıyoruz. Yani düşünmezseniz yarın olmaz. Ve ne düşünüyorsanız ona göre yarınınız oluşuyor. Zaten yani ilim noktasında baktığımızda Kur'an'da da ne diyor? Kaderiniz amellerinize göre belirlenir diyor. Amel nedir? Bizden açığa çıkan fiil. O fiil nasıl açığa çıkıyor? Düşüncemizle. Yani kaderimiz düşüncemize göre belirleniyor. Ama biz zannediyoruz ki ötede bir tanrı var, o yazmış, o değişmez. Yani Allah kavramını anlamadık zaten. Yani burada çok ciddi sıkıntılar var. İşte ben hepsini birden insanlara aktarıp sistemin tamamını anlayabilip kendi hayatlarını önce bireysel olarak hayatlarını sonra bütünsele taşıyıp sonunda da Allah'la bütünlüğü yaşayacak. Yani Allah'la yaşamasını öğrenecek noktaya getirmeye çalışıyorum. Ama biz maalesef bunu anlamadan sadece tapınıyoruz. Ve sadece duayı da ellerimizi açıp öteden istemek olarak zannettik. Ama her an, her saniye duada olduğumuzun farkında bile değiliz. Yani her düşüncemiz bir dua. Biz bunun farkında değiliz. Hep bunları anlatmaya çalıştım. Seminerlerimde insanlara aktarmaya çalıştım. Yani aslında düşünce inanılmaz bir kudret ve bunu o kadar yanlış kullanıyoruz ki. İşte bunu kullanmasını öğrenirsek ama tamam ben seni dinledim Murat, anladım, bundan sonra hep olumlu düşüneceğim. Maalesef bu böyle olmuyor. Çünkü bu bir bilgisayar. Bilgisayarda ne yüklendiyse o açığa çıkıyor. Zaten virüslenmiş. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Yani bizim masamızın üstündeki bilgisayar bile virüslendiği zaman ne yapıyoruz? Çalışmaz hale geliyor, değil mi? Format atıyor. Atılıyor. Virüsleri Evet. temizliyoruz programı kurtarmak için. O virüsleri temizlemezsek program atıl oluyor. Artı yeni program da yüklesek o da yine virüsleniyor. Yani yine o da gerektiği gibi çalışamıyor. İşte burada bu bilgisayardaki virüsleri temizleyerek hem olan programı kurtarıp hem de daha güzel açılım yapmasını sağlayacak noktada çalışma yapıyoruz burada. Yaptığımız çalışma bundan ibaret. Evet, sizinle ve Fatih Bey'le yaptığımız çalışmalarda benim ilk farkındalığım ne kadar çok aslında korku üzerine düşünceler üretiyoruz, üretmişiz Maalesef, ya da maalesef. annelerimizden, babamızdan bir şekilde hani dış çevreden gelmiş. Yani, tabii burada zaten aslında olay anne rahminde başlıyor. Tabii Hocam genetik. sesiniz biraz az geldi şu anda. Mikrofonda bir sorun mu var acaba? Şimdi geliyor mu? Şu an az geliyor. Daha ben duyamadım. Demin çok iyiydi. Ya Şimdi şimdi nasıl? Şimdi iyi mi? yine duyulmuyor sanırım ama Ses duyulmuyor mu? şu an ben duyamıyorum. Allah Allah. Bir dakika. Misafirlerimiz duyabiliyorlar mı acaba? Bir yorum yazabilirler mi? Şimdi nasıl?
Birden kesildi ama Ses gelmiyor mu? şu an gelmiyor sesiniz. Yayında ses varmış Melike. Yayında var Yani mı? arkadaşlar Peki o yayında zaman olduğunu belki söylüyorlar. bir şeyde bir sorun oldu. Evet, Sen mi duyuyorum. Alabilir duyamıyorsun? miyiz? Ses nasıl? Murat hocamızın sesi. Duyuyor musunuz beni arkadaşlar? Tamam, duyuluyormuş hocam. Duyuyorlarmış. Ha. Peki. Sende bir sıkıntı oldu galiba. Evet. Şu an duyuyor musun? Tamam, şimdi geliyor. Biraz az ama sanırım bende bir sıkıntı oldu. Peki. Evet. Devam Tamam. edelim hocam. Evet. Dur, nerede kaldık? Sese girince sese Ben de daldık. hala az oldu ama. Hala mı alamıyorsun Tamam, sesi? şimdi güzel ayar geldi. Tamam. Şimdi Tamam. geldi. Evet. Şimdi en son ben demiştim ki ne kadar çok sizlerle yaptığım çalışmada ne kadar çok aslında olumsuz düşündüğümüzü, dış çevreden de gelen korkuya dayalı bir sistem aslında sanki kurulmuş içimizde nedense. Evet, ama hep zaten korkutulduk Melike. Hep korkutulduk. Ötedeki Tanrı'yla korkutulduk. Yani her birimizde bir korku bilinci oluştu. İşte yanlış yaparsam beni yakacak. İşte burada şöyle yaparsam orada böyle olacak. Ve günlük yaşam içinde de aileler tarafından da işte çalışmazsan okumazsan şöyle olur böyle olur. Hep yokluk bilinci, hep korku tabanda var. Zaten genetik kodlarda bu var. Şimdi anne rahminde çocuğun oluşumunda 9 ay boyunca anne beraber. İşte anne zaten ne düşünse ne hissetse bunu eksiksiz çocuğa yüklüyor ve çocuğun programını hazırlıyor. Aslında burada annelerle yapılacak olan çalışma çok önemli. Zaten doğumdan sonra da anne ile çocuk arasındaki bağ kesilmiyor mitokondri bağ olarak. Bunu bilimde Evet. anlatıyor bize. Yani anne vefat edene kadar anneden sürekli çocuğa bir akış var. Anne de çocukla ilgili evhamlar, vesveseler varsa devamlı bu frekansla çocuğu besliyor. Yani çocuk farkında olmasa bile onu alıyor ve o frekans çocukta da açığa çıkmaya başlıyor mitokondri bağından dolayı. O yüzden aslında annelerle yapılacak çalışma, çocuklarla yapılacak çalışma çok önemli. Yani bizim bir sürü küçük danışanımız da var. Ve Evet. benim küçük danışanlarımda çok muazzam dönüşümler var. Yani bunların hep geri dönüşlerini alıyorum annelerden. Ama tabii burada ebeveynlerin de bu konudaki bilgisi çok önemli. Yani birçok kişi aman ya böyle saçma şey mi olur diyor ama ne yazık ki bugün bilimsel olarak da açıklanan bir gerçek bu. Kabul etsek de bu böyle, etmesek de böyle. Yani kabul etmememiz bu gerçeği değiştirmiyor. Onun için bunu anlayıp en güzel şekilde kendimizdeki dönüşümü yapacak noktaya kendimizi taşımamız lazım. Çünkü ben değişirsem dışarısı da değişecek. Yani içerisi nasılsa dışarısı öyle diyor. Sen dışarıya kızıyorsun ama demek ki içerisi de öyle ki dışarıda bunu seyrediyorsun. Çünkü dışarıda gördüğün her şey senin illüzyonun. Ama tabii ne illüzyonu, yani hologramı anlayabildik, ne beynin çalışma sistemini anlayabildik ki şimdi biliyorsun bir sürü seminerlerim vardı. Yani işte Evet. birinci level, ikinci level, üçüncü level, onun dışında da tek tek yaptığım başka seminerler de var. Yalnız şu anda yeni bir seminer programı hazırlıyorum. İşte Nisan ayında bunu devreye sokacağım. Tamamen beynin nasıl çalıştığını ve hologramın nasıl oluştuğunu anlattım. Yani beyni kullanmasını daha iyi öğrenelim. Çünkü şimdi yıllardır seminerlerime gelen arkadaşlar birçok şeyi topladıkları halde hala bazı eksiklikleri kalabiliyor. Hem onların bunu daha iyi oturtturabilmesi için hem de seminerlerime hiç katılmamış arkadaşlarımın da başlangıçları bunu aldıktan sonra diğer seminerlerdeki bilgileri çok daha iyi hayata geçirebilmeleri için aslında çok komplike. Tamamen bilimsel içerikte ama yine tasavvufun da ufak ufak yer aldığı, çünkü ikisi bir bütün, bunu ayıramayız, yer Evet. aldı. Bayağı güçlü seminerler hazırlıyorum. İşte Nisan ayında zaten bunları duyuracağım. Harika. İsteyen herkes yani ofisimize de gelebilir. Tabii burada pandemiden dolayı sınırlı sayıda insan alıyoruz tedbirli olarak. Ama online olarak da herkes katılabiliyor. Yani aslında insanın düşünce olduğunu, bu düşüncenin beyinden açığa çıktığını, aslında beynin ne kadar önemli bir makine olduğunu Kur'an'da geçen levh-i mahfuz insanın beynidir. Ve levh-i mahfuzda tüm kaydın olduğunu söyler. Yani insanın beyninde bütün kaydın olduğunu söyler. Ki bugün kuantum fiziği de atom altına indiğimizde kuant ışın zerresi de bütün kaydın olduğunu söylüyor. Aslında baktığımızda sen hücresin. Hücre nükleik asit, nükleik asit atom, foton, foton da kuanttan oluşuyor. Yani sen aslında kuant kitlesisin. Yani bütün kayıt sende. Ve bu kayıt nerede açığa çıkıyor? Düşündüğün anda beyninde açığa çıkıyor. Yani en önemli makine beyin ve düşünceyi yaratan makine. İşte bunu güzel kullanabildiğimizde illüzyon mükemmel hale gelecek.
Onu nasıl yapacaksın? Sen bu sisteme ayak uyduracaksın, sistemi öğreneceksin ve kullanacaksın. Bunu bugüne kadar bize öğretmediler. Bizi hep korkuttular biraz önce de Evet. söylediğim gibi. Korku bilinciyle hiçbir yere varamadık. Artık sevgiyi katalım ve bunu artık dönüştürelim. Çünkü zaten Kur'an'da da insanı sevgiden yarattık diyor, korkudan demiyor. Yani bunları artık iyi anlamamız lazım. Tabii biz Kur'an'ı anlamadık, tasavvufun ne olduğunu anlamadık, pozitif bilimi tam anlamıyla anlayamadık, işte kuantum fiziğini anlatıyor, hologram nedir? Bugün hologram kavramını açan bilim adamları diyor ki beynin yapısı holografiktir. Ve senin dışarıda olduğunu zannettiğin her şeyi beyninin içinde seyredersin. Bu senden açığa çıkan frekansların yoğunlaşmasıyla arkadaki beynin arkasındaki ufak ekranda seyrettiğindir. Ama sen dışarıda yaşadığını zannedersin diyor. Bu aslında senin zannındır. Bu aslında senin çokluk algısında, madde algısında kalmana sebeptir. Hazreti Muhammed de ne diyor? Bana eşyanın hakikatini göster diyor. Fakat bunların hiçbirisini anlayamadık. O kadar sığ baktık ki işte ben de kendi idrakımda açabildiğim kadarıyla bunları insanlara aktarmaya çalışıyorum. Tabii bunu pozitif bilimde besleyerek daha da iyi. İşte insanların en azından günlük hayatlarındaki, sosyal hayatlarındaki, iş hayatlarındaki ya da aile hayatlarındaki dönüşümleri sağlayabilmeleri için bu terapileri oluşturdum. İşte bu Evet. terapileri yapabilmemiz için zaten önce görüşüyoruz biliyorsun. Sizden aldığım bilgilere göre size bir program hazırlıyorum. Bütün Hazırladığım benim programda deneyimlerimi öğrendikten sonra tabii, siz tabii ona kişiye göre özel bir program program hazırlıyorsunuz. hazırlıyorum ve ondan sonra da bunu terapilerle uygulayarak o insandaki dönüşümü sağlıyoruz. Yani bu hani şey gibi doktora gidiyorsun hastalığına göre ilaç veriyor. Bu onun gibi bir şey aslında. Bu onun çok daha ileri safhası aslında. Evet. Çünkü aslında burada ilaçta işleyen de plasebo etkisi var. Neyse oraya girmeyelim şimdi. Ortodoks tıbbında böyle ama dikkat edin bakın şu an dünya artık frekanslarla tedaviye dönmeye başladı. Evet. Baktığınızda her hastalığın frekanslarla tedavisi var. Bunların hepsi çıkartıldı, belirlendi. Şimdi bunlar üzerine de Evet. biz çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bununla ilgili tüm dünyaya sunacağımız çok muazzam bir çalışmamız da var. Yakında onu da gündeme getireceğiz inşallah. Onun üzerinde de Zaten bu çalışıyoruz. süreçte ben de deneyimledim. Mesela baş ağrılarından bahsetmiştim. Müzik ve renk terapisi özellikle o seanslardan sonra çıktıktan sonra artık yani hiçbir baş ağrısı kalmadı. Şimdi Çünkü ne burada yaptık? sizlerle birlikte yine yaptığımız çalışmalarda bu enerji alanlarını aslında ölçümlediğiniz o da çıktı. O da çok enteresandı. Bütün çakralar, renkler hepsini sanki böyle vücudumuzun bir MR'ı gibi Evet. gördük ve nerede ne var, hangi enerji alanı bozuk, hangi organımızı bu etkiliyor ve burada hemen orada bir renk terapisi ve müzik terapisini eş zamanlı yaptıktan sonra tekrar ölçümlemeye, foton enerji sanırım onu ölçüyor. Evet. Tekrar ölçümleme yaptıktan sonra ya inanılmaz anında bir değişim oluyor. Evet. Evet, oradayız. Evet, kişilerin aurasını, çakralarını ve tüm organ enerjilerini ölçüyoruz. Zaten ekranda da görüyorsun. Hepsini tek tek Evet, gösteriyoruz, evet. anlatıyoruz. İşte nerede yükselmiş, nerede düşmüş, nerede eksiklik var, nerede fazlalık var, sebepleri nelerdir? Bunların hepsi orada çıkıyor. Onlar orada çıktıktan sonra ona göre size bir program hazırlanıyor. Ve o program eşliğinde terapiye giriyorsun. Terapi sonrasında da ölçtüğümüzde ne kadar fark olduğunu görüyorsun. Yani bunun Görüyoruz. ispatı da var. Yani sen bunu Evet. yaşadın zaten. Evet, mesela işte gelecekle ilgili korkular, kaygılar olduğu dönemde baktığımızda orada işte karaciğer, böbrekler etkileniyor. Hani bu frekansta Evet. bizzat çıkıyor ama sonrasında değişmiş halini de görüyoruz. Bu tabii yani inanılmaz bir şey. Yani vücut buna aslında anında olumlu tepki veriyor. Evet. Zaten karaciğer de aslında enerji kütlesi. Ne bileyim Evet. dalak da enerji kütlesi. Beyin de öyle. Yani orada biz de ne yapıyoruz? Orada onlara uygun olan frekansı kullanarak sendeki ya da kişideki dönüşümü sağlıyoruz. Evet. Yani bugün zaten dünya da yavaş yavaş buna doğru dönüyor. Ama biz biraz daha hızlı başladık burada. Elimizden geldiğince de Türkiye şartlarında bunu sunmaya çalışıyoruz. Tabii bu da henüz tam kimse bunun farkında değil. Yani hala tapınmaktan çıkamadığımız için bunu tam olarak anlayamadık. Şah damarından yakını bir keşfetsek zaten problem kalmayacak. Her şeyin Evet. bizden biz olduğunu, yani esmaların ne olduğunu, frekansların ne olduğunu, sistemin nasıl işlediğini bir anlasak ne kadar güzel çözeceğiz ve oturtturacağız. İşte yavaş yavaş zaten insanlar da bunu anlamaya başladılar. Yavaş yavaş bu dönüşüm başlıyor. Evet. Aslında burada yani en çok da hani yaptığınız sizlerin bu birlikte hani Fatih Bey'le yaptığı çalışmalarda bilinçaltı, bilinçüstü ve kalp
Bu bir enerji üçgeni ve bunlar aslında bir hale geliyor, değil mi hocam Evet, aslında? tabii. Şimdi Biriliyoruz burada. biz şu an hep üst bilinçten seyrediyoruz. Üst bilinç göreceli olan kısım. Ve beyin hücrelerimizin %27'lik bölümü. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin üst bilinçte. Aslında hayatı yöneten ve tüm vücudu ve tüm organları yöneten bilinçaltı. Ve bilinçaltında hiçbir görece yok. Yani iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin bilmiyor. Ve bilinçaltı düşünceyle çalışıyor. Yani üst bilinçteki düşünce bilinçaltına indiği anda bilinçaltı onu emir olarak alıyor. Ve direkt onu sana yaşatıyor. Yani bu kötü bir düşünce. Yani bunu kenara koy. Sahibimin canı sıkılır demiyor. Öyle bir şey bilmiyor. Onun bildiği bir tek şey var. O düşüncenin tekrarını yaratmak sana. Ki sonraki anın olsun. Çünkü düşünmezsen bir sonraki anın olmaz. Ama hep söylediğim bir cümle var. İnsan düşünceden ibarettir diye. Etkemikliğidir aslında. İşte bunu iyi anlamak lazım. İşte tabii burada üst bilinç ve bilinçaltı dengesini kurduktan sonra işte kalpteki rezonans alanı çok önemli. Çünkü beyinden çok daha fazla bir enerji yayıyor kalp. İşte orada da iman dediğimiz ya da inanç dediğimiz kavram devreye giriyor. Orada bu konuya inanırsak üst bilinçaltı dengesini kurup kalbi de devreye soktuğumuz anda ol deyince oluyor. Kün feyekün oluyor. Ol deyince Evet. olduranlar da sana şah damarından yakın. Yakın. Olduran kim? Olduramayan kim? İşte biz düşünceleri anlayamadığımız için olduranı da olduramayanı da öteye atıyoruz. Ondan istiyoruz. Verirse seviniyoruz. Vermezse de serzenişte bulunuyoruz. Halbuki nefslerinizde diyor ne zaman göreceksiniz? Zariyat suresi 21. Ama biz duvara astığımız için o kaynağı ne anlattığını bir türlü anlayamadık. Çünkü anlamaktan korktuk. Çünkü hep bir korku vardı. Neden bir korku var bunu anlayamadık. Korktukça bir yere varamayız. Yani amigdala sürekli çalıştı. İşte epifiz bezini aktive ettiğimiz anda amigdalayı dengeleyeceğiz. Yani korkular, vehimler, vesveseler ortadan kalkacak. İşte bizim yaptığımız terapide de o 40-45 dakika süren terapide de ne yapıyoruz? O renk frekanslarıyla hazırladığımız çalışmada epifiz bezini aktive ediyoruz ve amigdalayı dengelemeye başlıyoruz. Ve o andaki yükleme çok daha mükemmel oluyor ve çok daha hızlı geri dönüşüm oluyor. Yani burada Aslında aslında ciddi anlamda bir bilimsel evet. çalışma var görmek Evet. isteyen. Renk terapisinde de vücudumuzdaki o yedi çakranın rengiyle Tabii. ilgili değil mi Tabii. çalışmalar Yani aslında? şimdi hayır, burada çakralarla ilgili de terapi yapabiliyoruz. Yani Hı. çakraları düzenlemekle ilgili. Yani birçok çalışmamız var. O kişinin durumuna göre onu Hı. ayarlıyoruz. Ve zaten ölçümü yaptığımızda ortaya çıkıyor. Bir de benim bireysel görüşme yaptığımda ondan aldığım bilgilere göre de zaten birçok şeyi kayıt altına Evet. alıyoruz. O ölçüm ve aldığım kayıtlarla bağlantılı olarak ona bir program hazırlıyoruz. Yani bir reçete hazırlıyoruz. Ve o reçeteyi uyguladığı anda da zaten dönüşümünü buluyor. Yani doktora gittiğinizde nasıl hastanıza göre ilaç veriyor, reçeteyi veriyor. Gidip eczaneden alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, düzeliyorsunuz. Bu da aynı bu şekilde. Hiç farklı bir şey yok. Yani burada bir çalışma yapılıyor, bir reçete hazırlıyor. Hazırlıyoruz o kişiye. O reçeteyi kullandığı anda da ama ilacı da biz veriyoruz. Yani bu ilacı başka yerde bulma şansı yok zaten şu anda. Yok, evet. İlacı da veriyoruz aynı zamanda. Yani onu bir de eczaneye yollamıyoruz. Yani burada hepsini birden halledip ondan sonra gönderiyoruz arkadaşımızı. Aslında bu o kadar ne önemli ve güzel ki, yani korku frekansından sevgi frekansına Geçebilmek insanları çok önemli. geçirmek ve dünyadaki dengeyi aslında o anlamda kullanmak. Hatırlarsanız bu enerji frekanslarından konuştuğumuzda bir Amerika'da bir bilim adamının yaptığı bir çalışmadan ben bahsetmiştim. 600 sevgi frekansında, 600 frekansta olan bir kişinin 750 bin kişiyi dengelediği Dengeliyor, aslında. evet. Bu inanılmaz bir rakam. İşte 200'ün korku frekansı olduğu, onun da tabii korku frekansının dalga boyutu nedeniyle çok hızlı yayıldığı. Bunlardan hep konuşmuştuk. Tabii bu Evet, bilimsel verileri de alçak dalga frekansı görünce olduğu için. bu anlamda ne kadar önemli bir iş yaptığınızda aslında çok önemli ve herkesin bunu deneyimlemesi gerekiyor. Çünkü dünyada aslında yani şimdi biz kurumlarla çalışıyoruz, çocuklarla çalışıyoruz ve artık eğitimler de değişiyor ve düşünce enerjisi o kadar önemli hale geldi ki sizlerin yani o sevgiye dönüştüren kişileri bu eğitimler o yüzden çok önemli. Çünkü artık düşünce enerjisi, sevgi frekansında olan kişiler bu dünyayı değiştirecek, daha iyi bir hale sokacak. Korku Aynen öyle. frekansında Aynen öyle. olanlar. Tabii. Zaten dünyanın geçmişine baktığımızda hep korku üzerine üremiş. Dikkat Evet. et. Yani hangi çağda olursa olsun o çağın teknolojisi de yine korku üzerine kullanılmış. Ya artık teknolojiyi sevgi üzerine kullanalım.
Elimizde çok ciddi anlamda da bir teknolojik yapı var yani kullanabileceğimiz. Evet. Bunu da sevgi üzerine kullanalım ve bir an önce dönüşümü sağlayalım. Bunu kim yapacak? Bunu sen yapacaksın, ben yapacağım ya da Ahmet yapacak, Ayşe yapacak ya da Hans yapacak, George yapacak, Suzi yapacak yani. Yani önce ben değişeceğim. İçerisi nasıl olursa dışarısı da öyle olacak zaten. Evet. Biz Zaten içeriği değiştiğimizde değiştirmek de için de çevremiz de değişiyor aslında. tabii. Yani bizim frekansımız yükseldi. Ben bunu da deneyimledim. Etrafımda daha çok daha olumlu, daha sevgi enerjisinde olan ve işlerin o anlamda açılması da yani bunların hepsini deneyimliyoruz burada. Tabii Ve zaten korkuda kuantum fiziği bize olan bunu söylüyor. Benzer evet. benzeri çeker diyor. Evet, değil mi? Benzer benzeri çekiyor. Kesinlikle. Senden ne açığa çıkıyorsa onun karşılığını alacaksın. Evet. Ya da daha basit işte tarlaya ne ekiyorsan o çıkacak. Evet. Sen tarlaya kaktüs ekip de papatya beklersen olmuyor. Ama hep öyle yapıyoruz. Çünkü kaktüs ektiğimizin farkında değiliz. Yani her düşüncenin bir tohum olduğunu ve sonunda yeşerip karşımıza geleceğini bir türlü anlayamıyoruz. Ve onun içinde her türlü düşünce açığa çıkıyor. Ve dikkat edin, hep olumsuz düşünce. Ama neden böyle? Neden böyle? Bakalım, her akşam televizyon seyrediyorum. Lütfen bakın seyrettiğiniz dizilere, filmlere, programlara, haberlere. Olumlu bir şey var mı arkadaşlar? Bizi besleyecek, bizi dönüştürecek, bizi güçlendirecek, bizi sevgiye boğacak hiçbir şey yok. Dizilere bakın, birbirinden beter. Haksız mıyım? Evet. Haberler zaten hep felaket üzerine. Programlar kimin eli kimin cebinde belli değil. Devamlı bunu ekip bunu düşünürsek gıybetten çıkılmıyor zaten. Gıybetten çıkılmıyor. Gıybetin ne kadar aslında muazzam bir şey olduğunu da anlatmıştım daha önce. Ne Evet oluyor? hocam, o da Sonra da çok seyrettiğimiz etkilemişti. illüzyon bu oluyor. Seyrettiğimiz illüzyon da bu oluyor. Evet. Kimseye kızmayalım. Ben değişmezsem hiçbir şey değişmez. Ben değişirsem televizyondaki program da değişir. Emin olun ki değişir. Toplum da değişir. Herkes değişir. O zaman önce benim değişmem gerekiyor. Yani önce kendime format atacağım. Yeni bir program yükleyeceğim ki onun karşılığı benden açığa çıksın. İşte biz de insanlara bunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Becerebildiğimiz oranda. Sizin yaptığınız programla bir de şöyle bir şey var. Bu kalıcı bir format oluyor aslında. Araya iyi tekrar virüsler girmiyor. Yine tabii olumsuz düşünce belki evet geliyor, eskisi gibi gelmiyor ama geldiği anda çok çabuk dönüşüyor. Tabii bir Daha de önce zaten gelenler devam geldiği ediyor. anda onu nasıl dönüştüreceğimizin formülünü de veriyorum hatırlarsan. Bireysel Evet. çalışmalarda ya da Bu çok seminerlerde. önemli. Onu da direkt kullanmaya başlıyoruz. Yani yanlış yazıyoruz ama silgide elimizde hemen onu silebiliyoruz. Evet. İşte bu tabii ki çok daha hızlı ve güzel seyir yaratıyor bizim Evet. illüzyonumuzda, hologramımızda. İşte güzel Evet. seyretmeye davet ediyoruz herkesi yani. Evet. Burada tabii inanmak da çok önemli. Yani bu çalışmalarda tabii işin inanç tarafı olmazsa da o yapacağımız işe gerçekten bunun faydalı olacağına inanmak da çok önemli, değil mi? Zaten Birlemek için. şimdi çok geniş bakalım. Sen herhangi bir şey düşündüğünde, bu çalışmayı da bir kenara bırak. Hayatınla ilgili herhangi bir şey düşündüğünde, olacağına inanmazsan zaten olmayacak. Çünkü senin oradaki düşüncen onun olmayacağı üzerine. Ve o oluyor. Dikkat et, düşündüğün oluyor aslında. Ama Evet. sen o anda inancının düşünceyi nasıl beslediğini ve onun ortaya çıkacağının farkında bile değilsin ki. Ya benim şansım yok zaten, olmaz ki. Geçmiş olsun. O zaman Aslında her şey evet. senden sana. Allah'ın tüm manaları sende tecelli ediyor. Ne düşünürsen onu seyredeceğini unutma. Sen olumsuz düşünüyorsan ben olumsuz düşünmüyorum ki diyor. Ama bir tane olumlu düşünüyor. Onun arkasından 50 tane vesvese geliyor. Şimdi bir mi kazanır 50 mi kazanır? O doğal olarak 50 kazanıyor ve sen onu yaşıyorsun. Ondan sonra da ben olumlu düşündüm ama olmadı diyor. Oturup bir konuşuyoruz. O olumlu düşüncenin arkasından ne kadar çok olumsuz peş peşe sıralamış. Onları görmeye başlayınca ana diyor ben ne yapmışım ya diyor. İşte Evet. onun için kendimizi iyi tanımamız lazım. Önce kendimizle yüzleşeceğiz. Önce nefsimizin ne olduğunu anlayacağız. Nefsimizin hakikatini anlayacağız. Ondan sonra kendimize format atacağız. Bakın hayat ne kadar farklı olmaya başlayacak. Evet, kesinlikle. Hocam çok teşekkürler. Ben Gerçekten teşekkür ben bunu ediyorum Gülsüm. deneyimleyen biri olarak yeni bir başlangıçlar aslında bir sürü başlangıçlar yapmama da vesile oldunuz. Pek çok insana da bu enerjiyi yaymama vesile oldunuz. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum size, Biz teşekkür ekibinize. ederiz. Ve bütün hani herkese bunu bir deneyimlemesi için
Online'da eğitimleriniz var aslında, değil mi? Online Bunlar eğitimlerimiz devam ama ediyor. İnsan ayı terapileri yayınları var. merkezimizde yapıyoruz. Yani onları Evet. online yapamıyoruz ama eğitimlerimiz online da katılabilirler. Ama terapi almak arzu edenler merkeze gelmek zorundalar. Zaten MTB Akademi'yi aradıklarında her türlü bilgi alabilirler. Yani Evet. zaten Google'a MTB Akademi'ye girdiklerinde tüm adres bilgileri, telefon bilgileri çıkıyor. Yani Oradan arayabilirler. Oradan bizimle size iletişime geçebilirler, ulaşabilirler. ulaşabilirler tabii ki. Peki, son olarak o zaman neler tavsiye ediyorsunuz? Neler yapılsın? Neler, mesela televizyon programlarından bahsettiniz. Bu süreçte, özellikle de bu dönemde, evlere de çok bağlı kaldığımız bu dönemde, son olarak bir de sizin Aslında düşüncenizi alalım. evde kaldığımız dönem güzel bir dönem. Yani kendimizdeki dönüşümü yaratmak için ama tabii bunu nasıl kullandığımız önemli. Yani tabii ki televizyonda seyredelim ama ne yapalım? Güzel, olumlu şeyleri seyredelim. Yani bize güzel hekimler yapacak neşeli şeyleri seyredelim. Yani birbirini öldüren insanlar, birbirini parçalayan insanlar. Zaten ne seyrediyorsak televizyonda sonra dışarıda da bunu seyrediyoruz. Aslında ne alırsak onu yansıtıyoruz. Bunun farkında değiliz. Çünkü sen bir aynasın. Ne alırsan onu dışarıda yansıtıyorsun. Ama bunun farkında değilsin. Yani güzel programlar seyredelim. Ne bileyim ben elimizde çok muazzam bilgisayar, telefon değil mi? Yani muazzam internette her yere girip çıkabiliyoruz. O zaman orada da bizi bilgiyle besleyecek, bizi donatacak, bizi dönüştürecek şeyleri seyretmeye çalışalım. Bunlara öneriyorum. Ve tabii kendimizle ilgili bugüne kadar bir kendimizi bir gözden geçirelim. Sabahtan akşama kadar neler düşünüyoruz? Güne sabah yataktan kalktığımızda nasıl başlıyoruz? Bakın burası çok önemli. Çünkü uyandığımız andaki 5-6 saniye içinde delta doğuruz. Delta sistemle bütün olduğumuz ve ol deyince olunan andır. Ama nasıl uyandığınıza bir bakın sabah. Of. Ay bugün yine işe gideceğim, trafik. Aynı şeyi seyretmeye hep devam ediyoruz. Yani işte bütün bu frekansları anlatıyorum. Beta, teta, delta, alfa insan üstünde nasıl işliyor? Bu dönüşümler nasıl olacak? Alemleri nasıl açabileceğiz? Kendimizi nasıl dönüştürebileceğiz? Allah'la bütünlüğü nasıl yaşayabileceğiz? Yani ölmeden önce ölmek denilen kavram aslında bu. Evet. Allah'a yakin elde etmek. Yani tasavvuf ehli zatlar, İslam bize hep bunu öğretmiş. Aslında Kur'an bunun kataloğu ama biz duvara asmışız. Biz ölü arkasından okuyoruz ya da ötedeki Tanrı'dan dilekte bulunmak için okuyoruz. Bugün pozitif bilimin bize aktardığı her şey Kur'an'da var. Hologramı anlatmış, kuantum fiziğini anlatmış, beynin yapısını anlatmış. O kadar muazzam şeyler var ki bir Rahman suresinin içine girdiğinizde günlerce çıkamazsınız. Ben 32 hafta anlatıyorum bir sureyi. Siz onu 10 dakikada okursunuz. 10 dakika sürer. Ama işte ne yazık ki bu kaynakları elimizdeki en önemli kaynağı hiçbir zaman değerlendirmemiş ve onu put haline getirmişiz. O zaman putunuz hayırlı olsun diyecek bir şey bulamıyorum. Yani o zaman nefslerini ilah edinenler ayeti bize tecelli etmiş oluyor. Onun için gelin artık kendimizi bilimle, ilimle donatalım. Yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım. Bu tabii bir günlük iş değil ama yeter ki yola çıkalım. Bir niyet edelim. Çünkü amelimiz niyetimize göre şekillenecek. Niyetimiz ne? Bunu öğrenmekse zaten onun karşılığı gelecek. Sen başta da ne dedin? Ben bu düşüncelere girdiğim anda karşıma çıktınız dedim. İşte kuantum fiziği ne diyor? Benzer benzeri çeker. O zaman evde olduğumuz dönemi kendi adımızı en güzel şekilde bu ilmi açabilecek, kendimizi dönüştürebilecek şekilde değerlendirmek için çabalayalım. Bizi arayabilirler, ulaşabilirler. Web sayfamızda tüm seminerler var. Onları izleyebilirler. Ne bileyim YouTube'a girdiklerinde Murat Tulga Buyruğ'un bir sürü videosu var. Onları Evet. dinleyebilirler ki orada bir sürü şey anlatıyorum ben. Yani baktıklarında görecekler. Yavaş yavaş onlar da düşünüp başka kaynaklardan da faydalanıp arzu ederlerse bize gelip terapilere de katılıp muazzam bir dönüşüm sağlayabilirler. Kesinlikle, Ve onun kesinlikle. için yani evde olduğumuz dönem aslında bizim için çok büyük bir fırsat. Bunu değerlendirelim. Bu anlamda değerlendirelim ama. Evet. Bunu Ben yeniden doğuşumuz için değerlendirelim. evet, onun için değerlendirelim. Yani ben bu öneride bulunuyorum. Tüm arkadaşlarım da inşallah bunu kendi adlarına bu anlamda başarırlar ve yaparlar. Evet. Evet Melike'ciğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür değerli ediyorum. bilgiler verdiniz. Çok güzel Estağfurullah, ben şeylere teşekkür vesile ediyorum. olacaksınız. Buna eminim. Pek çok insana bu anlamda destek veriyorsunuz. Çok teşekkürler bu bilgiler Ben için. teşekkür Katıldığınız ediyorum. için Ben hocam. Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. İyi Peki, akşamlar diliyorum. görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Evet Görüşmek üzere. sevgili Hayırlı akşamlar. dinleyicilerimiz. Murat hocamız, Murat Tulgu Buyruk hocamız çok güzel, çok değerli bilgiler verdi. Web sitesinden
YouTube kanalından onlara ulaşabilirsiniz. Muhakkak bir bakın, bir deneyin. Yeniden doğuşum için, sevgi için, bütünün hayrı için bir bakmanızı ben rica ediyorum. Emin olun, sizde de çok şey değişecek. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum herkese.